İstanbul'daki bu pahalılığa, gürültüye, trafiğe dayanamayıp çekip gitmeye karar verenler var. Güngörmez ve Çakal aileleri gibi iki aile de İstanbul'da neyi var ne yok sattı, işini gücünü ardında bıraktı ve İzmir'e göç etti. İşte o ailelerin sıcacık hikayeleri. Gülçin Erçağ haberleştirdi onları. Bir nevi kaçtık. Yani trafiğinden, ne bileyim hayat şartlarından, her şeyden diyelim. Maddi manevi şekilde kaçtık. Rahat edelim dedik artık. Görmeyelim, duymayalım, hissetmeyelim. Kaç günlük İzmir'sin? 40 günlük. Ayşenur Çakal. Çiçeği burnunda bir İzmirli. Aslında doğma büyüme İstanbul Kadıköylü. Abdurrahman Çakal'la 39 yıllık evli. 2 yaşındaki torununu, çocuklarını İstanbul'da bırakıp yeni bir hayata başladılar. Yani İstanbul'u terk ettiler. Sabah kalkıyorsun 7'de. Yola çıkıyorsun. Gittiğin yer 8.30'da gidiyorsun. 1.5 saat sürüyor. Aşağı yürü, minibüse bin. Herkes öyle İstanbul'da. Yani 1.5 saatten önce işe giden yok. Yolda ömrü geçiyor insanın. Biz de öyle artık yaşımız icabı da yorulduk. İstanbul sizin olsun dedik, çıktık geldik. Şimdi daha önce bilmedikleri bir yerde 60'lı yaşlarda yeni iş ve yuva telaşındalar. Her gün çeyizci dükkanının kapısını birlikte açıyorlar. Yürüyerek işe gidiyorlar. Çift Tekirdağ'dan Antalya'ya yaşayacakları yeri bulmak için gezmişler. Son kararı Urla'da vermişler. İstanbul 20 sene evvelde çok güzeldi yani. Ama onlar bozuldu. Şimdi yavaş yavaş buralara gelmeye başladı. Burası da aynı pozisyon. Dedim ki dikkat edin. Koruyun her şeyinizi. Yoksa işte burası böyle filan diye övünmeyin. 10 sene sonra sen de İstanbul gibi olabilirsin. Hayallerse hiç bitmiyor. Emekli maaşımız var. İşte bir tane evimiz kaldı diyeyim İstanbul'da. Onu kiraya vereceğiz. Bir de burası kendini götürse yeter. Denizi gören bir evde oturursam çok mutlu olacağım. Uzaktan da olsa. Başka bir isteğim yok. Güngörmez ailesi de İstanbul'a elveda diyenlerden. İstanbul'dan İzmir'e uzanan yolculukları 5 yıl öncesine uzanıyor. Düşünsene 48-50 yılını geride bırakıp geliyorsun. Bu çok kolay bir şey değil. Çok radikal bir karar. Ama çocuğunuz varsa hiç arkanıza bile bakmıyorsunuz. Kızım 15 tatilde annesi İstanbul'a gidelim diyor. Gitmek istemiyor. Emekli çift İzmir'in Urla ilçesine yerleşti. İstanbul'daki evlerini sattı. Yeni bir yaşam kurdu. Sabah kahvaltılarına da kendi yetiştirdikleri yumurtasını koyabilmek en büyük mutlulukları. Burada daha şartlar iyi tabii. Çünkü doğayla baş başasınız yani. Özellikle tercihimiz oydu. Görüyorsunuz ormanın içindeyiz, doğanın içindeyiz. Burası güzel bir yer. Güvercin besleme hayali bile artık gerçek. Tıpkı İstanbul'un hatıraları gibi. Kızımın yaşadığı anılar kayboldu orada. Bisiklete ilk defa bindiği, öğrendiği yere bir gün bir gitti, AVM dikilmiş. Baba ben burada bisiklete bindim diyecektim arkadaşlarıma. Bunu anlatacaktım. Dolayısıyla insan kendini oraya ait hissetmeyince kendini ait ettiği yerler arıyor. Ki ben İzmir'e ilk gelişimde buraya geldiğimde yani İzmir olmasının nedeni kaçışa uygun bir yer olduğu içindi. Büyük şehirlerden özellikle İstanbul'dan İzmir'e tersine göç hatta kaçış yaşanıyor. Gelenlerin ortak özelliği daha yavaş bir hayat istemeleri. Eskilerin deyimiyle azıcık aşım ağrısız başım diyorlar.